Benim hikayem biraz enteresan, ilginç. Çünkü ben üniversite bitene kadar Samsun'daydım ve smaçör olarak oynuyordum. Bir teklif aldım. Dediler ki işte Bolu'da bir takım var. İlk defa birinci ligde oynayacak. Libero olarak sen de oynar mısın? İlk başta bıraktım dediğim için, yani artık oynamayacağım demiştim. Ama tayinim çıkmayınca neden olmasın gideyim dedim. Orada bir kamp oldu, kamp süreci. Daha sonra o takım maalesef sponsorluğunu çektiği için birinciliğe katılamadı. O takımı kuran menajer ve sporcular Bolu çıkmadığı için onun arkasındaki sırada olan Şanlıurfa Gençlikspor birinci lige yükseldi. Bu sefer tam lige başlamasına işte bir ay varken o takımdan teklif geldi. Gelir misin dediler. Tabii ilk başta duyduğunuz zaman yani gitsem mi gitmesem biliyorsunuz ama ailem bana bıraktı. Ben de kabul ettim. İyi ki de kabul etmişim. Daha sonra milli takıma dar kadrosundan as takıma alındım. Ve 2003 Avrupa Şampiyonası'nda ilk defa Türk milli takımı olarak Avrupa'da bir derece yaptık. Ben de Avrupa'nın en iyi liberosu seçildim. Ve benim spor hikayem böylelikle başlamış oldu. Hem eğitim hem spor çok zor gidiyor. Çünkü eğitim de çok zor. Sporu da kendi kafanıza göre yatırdıysanız bir arada götürmek çok zor. Ama mesela benim ailem, ben üniversite mezunuyum, beden eğitimi öğretmeniyim. Hiçbir zaman bana sporu bırakacaksın demedi. Yalnızca bana dediler ki oynamak istiyorsan tabii ki oyna. Ama hayatında bazı fedakarlıklar yapmak zorundasın. Derslerinin iyi olmasını istiyoruz. Bir aile ortamı vardır Eczacıbaşı'nda. Ben de o ailenin bir parçası olduğumu hissediyorum ve bana da hissettiriyorlar. Takım olmak çok önemli. Belki bir takım kurarsanız çok büyük yabancılar gelir, çok iyi sporcular olur ama eğer o takım ruhu yoksa başarı gelmez. İyi sporcuların olması demek başarı gelecek anlamına gelmiyor. Biz geçen sene o kimyayı yakaladık. Arkadaş olarak gerçekten çok güzel bir gruptu. Bunu da sahaya yansıttık. Hep diyordum ki benim de artık bitmeden bir Avrupa şampiyonluğum olsun. Çok şükür Avrupa şampiyonluğu oldu. Onun üstüne en iyi libero seçildim. Onun üstüne dünya şampiyonu da olduk. Bu sene benim için unutulmaz bir seneydi. İşimizin bir parçası, çok büyük bir stres. O espriler, o şakalaşmalar da olmasa zaten bunu kaldırmamız çok zor. Neslihan da, özellikle Neslihan ve Maya da espri yapmayı ve benimle uğraşmayı çok seviyorlar. Ben de alıştı, bilal ediyoruz onlarla. Neslihan çılgın. Maya hayatımda gördüğüm en profesyonel yabancı. Büşra da çok naif, çok zarif. O çok çok büyük oyuncu. Jordan'ın bunu diyebilirim. Betty bu kadar mütevazi sporcu görmedim. Hiç başka bir pozisyonda oynamak istemezdim. Şu anki mevkimden çok mutluyum. Çok seviyorum işimi. Evet, biz sayı almıyoruz ama sporu bilenler, özellikle voleybolu bilenler liberonun ne kadar önemli olduğunu bilirler. Ben de onları hiç üzmedim. Hem derslerime çalıştım. Evet, arkadaşlarım sokakta gezerken ya da alışverişe giderken ben ders çalıştım ya da antrenman yaptım. Ama şu an hiç bundan pişman değilim. İstatistik yapılmış. Bundan 2003'ten önce, şimdi tabii tam net rakamları bilmiyorum da, lisanslı bayan voleybolcuların sayısı şu an atıyorum işte diyelim ki 1000. 2003'ten sonra her sene artarak artık 100 bin, 200 bin olmuş. Bu tabii çok gurur verici. Yani kızlarımıza, genç kızlarımıza örnek olabilmek, onları voleybolu aşılayabilmek, onları bu alanda görebilmek çok gurur verici. Bence en önemlisi bu. Bu senenin sonunda bırakacağım. Çünkü anne olmak istiyorum. Eşimle böyle bir karar verdik. Esra'nın arkadaşıydı Emre. Sonra bizi tanıştırdılar 2004 yılında. Sonra beraber olmayı başladık. Ve 2008 yılında da evlendik. Arkadaşlarımı ya da sevdiklerimi çağırmayı seviyorum. Çanakkale deplasmanına gidiyorduk. İşte ben böyle mesela kahveler yapıp resimleri kızlara atıyorduk. Kızlar dedi ki yani böyle yapacağına bir tane Instagram sayfası aç. Orada yine herkes görsün. Yani sonuçta bunlar çok özel şeyler ve özeniyorsun da. İyi dedik, orada hep beraber ismini bulduk. Deplasmana giderken otobüste. Öyle koydum. Yani bu seviyorum. Öyle güzel, mesela siz geldiğiniz için ya da arkadaşlarım geldiği için öyle kahveyi içmiyorum. Ben kendi başıma burada da oturuyorsam öyle bir sunumla kahvemi içmeyi seviyorum. Öyle bir ilgim var. İşte böyle dekorasyonlara, güzel masa düzenlemelerine falan.
böyle bir hobi şu an. Burada futbol nasıl çok ön plandaysa Polonya'da da voleybol ön planda olduğu için çok fazla seyirci oluyor ve seyirci çok bilinçli. Ne zaman nasıl tepki vereceğini ya da sporcuya nasıl enerji vereceğini çok iyi biliyor. O yüzden Polonya'da maç yapmayı çok seviyorum. Oradaki deplasmanlar benim için keyifli oluyor.